Turgay Demir'in 14 Nisan 2024 tarihli köşe yazısı şu şekilde: Var bir hayalimiz. Dün önce Kasımpaşa-Konya, sonra Beşiktaş-Samsun maçlarını izleyince futbola gerçek anlamda yapay zeka müdahalesinin şart olduğunu anladım. Kim nasıl yapar bilmiyorum ama birileri 90 dakika boyunca kaybedilen zamanı, yerde yatan oyuncuların çaldıkları süreyi, bu sebeple kesilen atakları hesaplayıp kötü futbol katsayısıyla çarpıp maçın gerçek sonucunu açıklayacak bir sistem bulmalı, kurmalı. En küçük bir temasta yere düşen kalkmıyor, oynamak, tempo yapmak isteyen takımın vay haline. Beşiktaş'ın ligde bir iddiası yok zaten haftalardır galibiyete hasret. Öne geçtikten sonra da tempo yapmaya çalışmış, daha çok topla oynamış, daha iyi paslaşmış, futbolu güzelleştirmek için gayret sarf etmiş. Buna karşılık Samsun sporlu oyuncuların faul dışında yaptıkları tek şey kendilerini yere atmak. Hakem de FIFA'nın tavsiyesine uyup oynayanı kollamak yerine oyna Mayin'in tuzaklarına düştü düştü durdu. Yazık, günah bu futbola. Oysa Marcus Gitsol'la birlikte farklılaşan bir Samsun spor vardı ve harika bir maç izleyebilirdik. İzin vermediler. Beşiktaş'ta Muci, Semih, Raşika, Muleka'yı ilk kez 11'de birlikte seyrettik. Olması gereken bu. Gezzal'la kuracağın oyunu bu çabuk oyuncularla renklendireceksin. Atılan gol, diğer pozisyonlarda Semih ve Muci'nin ikili oyunları harikaydı. Bu ikili varken ne Tosun Paşa'nın ne de taraftarın gönlünden kovduğu Abo Bakar'ın bu saatten sonra Kartal'a faydası olmaz. Santos en azından bunu görmelidir. Sansos, 10 yıl öncesinin Insigne, Merten, Hamşik, Jorginho, Zielinski'li Napoli'sinin maçlarını izlerse demek istediğimizi daha iyi anlayacaktır. Amerika keşfedildi, tekrarına gerek yok.